Evet kıymetli dostlar, golva.com'un ve Kayseri Özel Üniversite Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu müthiş videoya hepiniz hoş geldiniz. Uçaktan da anlayacağınız üzere transfer konuşacağız. Sözü uzatmayın, Fenerbahçe Mert Hakan'la imzalıyor. Fenerbahçe Mert Hakan yandaşta 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Haberiyle başlayalım. 29 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme için anlaşıldı. 2020 yılından bu yana Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş 122 maça çıkıp 10 gol 21 asist yapmıştı. Özellikle son dönemdeki bazı söylemleri birilerinde enteresan şeylere sebep olmuştu. Arkadaşlar, canım arkadaşlarım, bakın. Bana bir tane 11 kurun Türk futbolcularından, deyin ki hocam dünyadaki en iyi Türk futbolcular şunlar ve şunları alabiliriz deyin. Sonra yedek 11 kurun. Deyin ki hocam yani as 11'imi kurdum, yedek 11'imi kurdum. Şunları alabiliriz. Hani alabiliriz derken işte Arda Güler 90 milyon euro verirsek alırız hocam. Mantık çerçevesinde alabileceğimiz isimler. Mesela milli takımı kurdun diyelim, işte 7 milyon euroya atıyorum kafadan Kerem Aktürkoğlu'nu alırsın falan filan. Misal veriyorum. Ona göre bir şey kurun. Demek istediğimi orada anlarsınız. Mecbursunuz. Eldekiyle uzatmaya mecbursunuz. Ya Çağlar gitmese mükemmel olurdu mesela. Hocam Çağlar yetersiz. Hocam sürekli sakatlanıyor. Hocam şu oldu bu oldu. Samet'le devam edelim o zaman. Neyse, Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın'a ilk teklif. Yine bak aynı şey. Hocam Oğuz Aydın kim Allah'ını seversen ya falan. Alanya Spor'a 3 milyon euro teklif etmişiz ve beklentiye girmişiz. Ajax'ın da listesinde olan Oğuz için 3 milyon euro teklif ediyor. Akdeniz ekibine gidiyor. Standard Liège'den sol kanat Cihan Çanak da gündemde yer alıyor. İki Türk yıldızı da dört büyüklerinde ilgilendiği biliniyor. Alanya Spor'da bu sezon 38 maç, 13 gol, 8 asist. Şimdi beni yanlış anlayacaksınız. Eminim. Anlayın. Canınız sağ olsun. Yani 13 gol, 8 asisti aşağı yukarı hemen hemen İrfan Can Kahveci yaptı diğer kanatta. Biz diyoruz ki ulan İrfan Can tarihi sezon geçirdi. Ama bunu yapan Oğuz Aydın olunca diyoruz ki ulan Oğuz Aydın'a bak. Cihan Çanak için şunu söyleyeyim. Bu çocuk sülaleden Trabzonlu. Fenerbahçe'yi asla ve asla istemeyecek bir oyuncu. Daha önce de söyledim. Hani damarını kesin. Bordo mavi falan akar. Halil Dervişoğlu zamanında çok büyük bir hata yaptı. Bana sorarsanız hata. Fenerbahçe teklifte bulundu, gelmedi. Yok ben Trabzonsporluyum şöyle böyle falan filan deyip gidip Galatasaray'a gitti ve hayatını kararttı. Aynısını bu arkadaş için de söylüyorum. Olur ya, Fenerbahçe ister. Aynı tepkiyi verir ki hemen hemen kulağımıza gelenler de böyle. Hayatını karartır. Kendi bilir yani. Kendi bilir. Oğuz Aydın bu arada 23 yaşında. Sağ kanat, sol kanat, 4.300.000 euro piyasa değeri var. Hani ligde 35 maç falan diyoruz, hani dakika bazında şahane bir dakika ölçümü yapabilirsin. Hani sağ kanat, sol kanat, forvet oynayabilen bir isim. Türk, yetenekli, amili takıma da seçildi. Ajax ilgileniyorsa zaten sana şans düşmez yani. Ajax eğer ilgileniyorsa sana koklatmazlar, o ayrı mesele. Ya Buca Spor altyapısından Alanya Spor 238.000 euroya alıyor. Buca Spor altyapısı gidip Azi Alkmaar altyapısından zamanda alıyor. Yani şu anda Buca altyapısında birkaç sene geçirdiği için sanırım yetiştirme bedeli de Buca'ya gidecek. 2667 dakika arkadaşlar. Yani 2700 olsa 30 maç. 13 gol 8 asist. Zaten epeydir de scouting yaptığımızı söylemiştim Oğuz Aydın için. Herhalde şaşırmış olmayacağım ama Cihan Çanak'ı beklemeyin. Umut Nair'e sürpriz teklif Göztepe diyor. Göztepe dış transferde şu ana kadar Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalamış. Bonservisi Fenerbahçe'de olan Umut Nair'in de peşine düşmüş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz Göztepe'den herhangi bir forvet alacak olsak bize 1 milyon euro, 2 milyon euro falan çekerler. İnşallah biz de 1 milyon euro, 2 milyon euro çekebiliriz. Sonuçta Göztepe bir proje takımı. Ve parası çok olan bir takım. Hani Anadolu kulüplerle iletişim iyi kurulacak. Arkadaşım biz hayır kurumu değiliz. Hocam bilmem iletişim çok iyi. Hani güzellikler olsun, süper olsun. Yani şey olur, iyi olur hocam. Kardeşim
Onlar bizden nasıl 2 milyon euro, 3 milyon euro futbolcu için isterse biz de onlardan isteyelim. Ha Umut Nayır bu kadar eder mi? Etmez. Hocam bu kadar verirler mi? Vermezler. E hocam o zaman satamayalım futbolcuyu. Ya kardeşim 3 tane ağzını aç, 2'ye düş, 1'e düş. Ne bileyim bir şeyler yap. Ya bazen de dediğim gibi bir şeyleri konuşmak da gerekiyor. Ben şimdi konuşamıyorum da siz demek istediğimi inşallah anlamışsınızdır. Göztepe'de 2016-17 sezonda forma giymiş, playoff şampiyonluğu yaşamış. Pendik Spor'da 18 maça çıktı diyor. 5 gol 1 asist yaptı. Öte yandan Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'dan Nijeryalı santrafor Paul Onuachu'yu isteyen Trabzonspor'un gerçekleşmesi halinde Göztepe'ye 2 futbolcu vermeyi de teklif etmiş. Yani Trabzonspor Göztepe'nin diğer kulübü olan takımdan Onuachu'yu istemiş. Oradan Onuachu'yu alalım da biz de Göztepe'ye 2 tane futbolcu verelim falan demiş. Çakallığa bak. Vay çakallar vay. Neyse sonuç olarak konuştuk. Mourinho Ferdi Kadıoğlu gitmesin demiş. Ya ben bunu defalarca söyledim. Ve yine aynısını söylüyorum. Bakın yönetim Osayi'yi gönderme fikrinde değil. Ferdi'yi gönderme fikrinde değil. İsmail Yüksek, İrfancan Kahveci. Hatta Sebastian Szymański ve Osterwolde. Bu isimleri yönetim gönderme fikrinde değil arkadaşlar. Olabildiğince elde tutma fikrinde. Ve bu isimlerin dikkat edin hepsi de yani İrfan Can'ı saymayayım gerçi de hani o sayede artık yaş haddinden yaşlı sayılmaya başlayacak durumda ama hemen hemen hepsi de genç sayılabilir isimler ya da hepsi para getirebilir isimler diyeyim. Ya Fenerbahçe'yi Mourinho haftalardır takip ediyor. Gidecekleri kalacakların raporunu belirliyor ve diyor ki ne olursa olsun Ferdi bizimle kalmalı diyor. Zaten aşağı yukarıda herkesin tahmin ettiği de buydu. Ancak Höyberg için de resmi adım atılıyor. Şimdi Ali Koç seçildi. Transfer çalışmaları, raporlar, harekete geçilmesi falan. 6 numara için. Ya Höyberg Tottenham'dan eski öğrencisi. Ve diyor ki alın bunu çocuğu diyor. İyi de İsmail Yüksek var olsun diyor. Alın. Yani siz benim hayalimdeki Fenerbahçe'yi anlamadınız diyor. Siz 15 tane elemanı toplayıp Fenerbahçe'ye yığıp herhalde şey peşindesiniz, gün yapma peşindesiniz diyor. Ben Fenerbahçe'ye 15 tane değil, 5 tane kaliteli elemanı yığıp Şampiyonlar Ligi'ne girme fikrindeyim diyor. Bu arada Galatasaray playoff oynayacakmış. Fenerbahçe 2 tur, ya 3 tur, playoff da dahil 3 tur. Galatasaray da playoff eşleşmesi ile girmeye çalışacakmış. Ben şunu söyleyeyim, Fenerbahçe 6'da 6 yapıp 6 galibiyette gruba kapağı atsın. Galatasaray katılamazsa 50 milyon euro civarında bir para alıyoruz. Diğer takım katılamadığı için pazar payı bu tarafa kayıyor. Gerçi şimdi ben 50 diyeceğim inanmayacaksınız hocam. O 25 öbür takım katılamazsa 30'a çıkıyor. Öyle senin dediğin gibi 50 melli değil diyeceksiniz ama zamanı gelince anlarsınız. Ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi grubuna girsin 100 milyon euro kazandı sayın siz bizi. 100 milyon euroyu direkt sayın. Direkt Fenerbahçe 100 milyon euro kazandı sayın. Forma satışı 500 binden fazla formamız satılır. Yazın. Dediğimi yaz, atın kenara tamam. İngiltere'de bu hafta bir araya gelinecekmiş. Fenerbahçe 8 milyon euro önermiş arkadaşlar. Höyberg için. Hayır 8 milyon euro önermedik. 14 milyon euro geçen sezon 18 istiyorlardı. Bu sezon 14 istediler. Biz 8'i alabileceğimizi düşünüyoruz. Daha düşük bir teklifle bulunduk. 39 maçta süre almış. 8 milyon euro verilir mi? Bilemeyeceğim. Yaşı yüksek. Herkes şunu söylüyor. Hocam bak alırız satamayız. Lan oğlum araba almıyorsunuz. Değişensiz, boyasız, hatasız falan araba almıyorsunuz. Futbolcu alıyorsunuz. O da bir zahmet yani. Neyse. Inter'in umudu gerizekalı Galatasaray ve şaşkın Fenerbahçe. Hocam Galatasaray'a gerizekalı dedin. Evet. Inter'e göre Galatasaray'da gerizekalı, Fenerbahçe'de gerizekalı. Nasıl yani hocam? Inter gerizekalı mı demiş? Inter yollarını ayırmak istediği Joaquin Correa için sürpriz bir gelişme yaşanmış. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Inter bütçe oluşturmak istiyormuş. Demiş ki Fenerbahçe ve Galatasaray ikisi de birbirinden salak. Açık açık arkadaşlar açık açık salak demiş. Niye? Fenerbahçe'de Galatasaray'da ekonomik olarak güçlü kulüpler 10 milyon euro civarında bir bonserviste bu ikisinden birine satarım diyorlarmış. Allah aşkına Marsilya'da forma giymiş 19 maç 0 gol katkısı.
Ben şunu söyleyeyim, Fenerbahçe ya da Galatasaray hangisi bunu alırsa bu futbolcuyu, üstelik bir de bu 8-10 milyon euro bonservis verirse, yüzyılın en gerizekalı takımı o takımdır. Bak Fenerbahçe'de yapsa gerizekalıdır, Galatasaray'da yapsa gerizekalıdır. Yüzyılın en gerizekalı takımıdır hatta. Ya abi yapmayın etme. Bak onu açıyor 10 milyon euroya Fener ya da Galatasaray alsa derim ki iyi, Trabzonspor'da yaptığı işler ortada. Mantıklı iş. Ligi de tanıdı, şöyle böyle. Demem. Horst Weghorst vardı. Horst Weghorst muydu? Weghorst neyse, Beşiktaş'ın forveti. 7-8 alsalar. İşte Charlotte'a 10 milyon euro verse. Hiç ağzımı açmam, ses çıkartmam. Bu arada Charlotte'u da bize çok yazmaya başlamışlar. Ne oldu arkadaşlar? Ben deyince mi aklınıza geldi Charlotte diye bir futbolcu oldu? Ben size ne dedim? Eninde sonunda o çocuk tutacak dedim. Etmeyin, eylemeyin dedim. Lan bırak Trabzon'da tek sezonluk oyuncu. Kusura bakmayın ama nah alırız. Daha utanmadan bile Charlotte yazıyorlar. Ya alabilen varsa buyursun getirsin heykelini dikeyim. Vallahi diyorum bak, alabilen varsa getirsin heykelini dikeyim. Charlotte bizde tutar. Yaşı 28, Norveçli. Abi adam, bak adam 10 milyon euroya Leipzig'ten Villarreal transfer etti. 1,5 şey yaptı. Kiraladı. Sociedad transfer etmişti. Şey, Sociedad kiralık olarak almıştı geçen sezon. 1,5 milyon euro da kiralama bedeli. Ondan önce de 2 milyon euroya kiralama bedeli. Yani 3,5 milyon euroya kiraladı Sociedad. Tutmadı Sociedad'da. Tutmayınca ne yaptı abi? Leipzig 20 milyon euroyu çıkartmak için Villarreal'de 10 milyon euroya sattı. Yani 13,5 milyon euro almış oldu. 20'ye transfer etti futbolcudan. Ve 10 milyon euroya alan Villarreal kaça satacak arkadaşlar böyle bir forveti? 41 maçta 26 gol 6 asist. 2954 dakika. Yani aşağı yukarı 33 maça falan çıkmış. 26 gol 6 asist. Yani maç başına bir gol ortalaması gibi bir durum var ortada. Ya Charlotte'u Fenerbahçe'ye yazıyorlar. Hocam gelir mi? Hocam alır mıyız? Hocam sen ne diyorsun? Alamayız arkadaşlar. Gelmez arkadaşlar. Beklemeyin arkadaşlar. Gelmeyecek arkadaşlar. Alakamız yok arkadaşlar. Neyse. Mourinho'dan Crespo kararı. Uzatmadan söyleyeyim. Miguel Crespo hazırlık kampında yer alacak diyor arkadaşlar. Zaten bunu daha önce de söylemiştim. Getirin izleyeyim demiştim. Ama altını çize çize tekrar tekrar söylüyorum. Bir sezonluk mukavelesi kaldı 2025'e kadar. Ancak oyuncu Sporting Lisbon'un geniş havuzunda ve Sporting Lisbon transfer etmezse o zaman oyuncunun kalıp kalmayacağını konuşabiliriz. Ama benim bildiğim Mourinho beğenir. Hocam Allah'ını seversen Crespo ne, bize dünyaca ünlü star lazım. Ya Crespo'yu bu kadar aşağılamayın. Bak bu kadar kötü bir futbolcu değil. Şunu söyleyeyim. Elinde mükemmel bir oyun libero. Ya Fred var bak. Mükemmel bir orta saha. Fred. Fred'in yedeği kim? Bana bir tane Fred'e yedek çıkartın. Mesela Casemiro desem. Hocam Casemiro Fred'i kesebilir. Fred Casemiro olabilir ama hocam bir oynaması biri güzel olabilir dersin. Szymański'ye yedek. Hocam Rafa Silva ismi olabilir. Bak Rafa Silva, Szymański dönüşümlü oynayabilirler. Yani aşağı yukarı olabilir. Mesela Tadic. Kanada iki tane hayvani kanat gelse, Tadic'i ona çeksek, Szymański Tadic yedekli medekli oynasa desem, hocam olabilir, mantıklı dersin. Ama gel burada hep konuş hadi. Gel Crespo'yu konuş. İsmail Yüksek'in yedeği ya Höyberg olacak ya daha yüksek bir isim olacak. Yoksa bu şekilde devam. Fenerbahçe büyük oynuyor. İşte Mourinho'nun transfer listesi. Seçim bitti. Şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak bir kadro sözü vardı. Acun Ilıcalı 3-4 tane dünya yıldızı ve Mourinho ile başarı gelecek demiştim. Ve sıra geldi transfere. 3. başkanlık dönemi 6'da 0 çekilen bir başkanlık serüveninin akabinde. Artık herkes bekliyor. Ali Koç'un sözleri, Acun Ilıcalı'nın sözleri. Büyük hayal leva. Yönetimin hayali Lewandowski'ye çubuklu formayı giydirmek. Taraftar olarak bizim hayalimiz ne? Biz de Lewandowski istiyoruz. Yani ya Charlotte ya Lewandowski. Polonyalı gol makinesi imza attırmak kolay değil. Yönetim imkanları zorlayacak. Barcelona finansal sorunları nedeniyle 130 milyon euroluk satış yapamazsa yeni sezonda birçok yıldızını La Liga için kadroya yazamayacak.
Bu durumda tabii ki de Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Felix de listede. João Felix. Geçen sezon kiralık oldu Barcelona'da. Bu sezon da kiralık devam etmek istiyor. Ancak eğer Felix kendine gelmek istiyorsa tam takımı Fenerbahçe. Tabii ki de Atletico Madrid yakın takip, görüşmeler var. Şu bir gerçek. Durum bu. Seydou Mané. Şimdi Mané, Charlot. Bak ne kadar kulağa hoş gelen isimler. Felix, Højbjerg, Lewandowski. Bir de şu, hani Oğuz Aydın'ı belki siz beğenmeyebilirsiniz ama mesela Correa ismi. Allah aşkına Correa bu listeye yazılacak bir isim değil. Şimdi Mané ismi Fenerbahçe'nin anıldı. Avrupa'ya dönmek istiyor. Oradan ayrılmak istiyor. Hocam yıllık ücreti 40 milyon euroymuş. Vallahi ben de benzer şey duydum ama şimdi insan mutlu olmadığı yerde bir şey diyemem. Ha, Lewandowski bence Fenerbahçe Lewandowski'yi ne yapıp edip alması lazım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Emre Mor yani Emre Mor, Crespo. Ben böyle bu iki futbolcunun benim bildiğim Mourinho bu ikisini tutar. Hatta ben şunu söyleyeyim. Bunu Fenerbahçe becerir becermez diye demiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben Fenerbahçe'nin Højbjerg'i alacağını düşünmüyorum. Ben Fenerbahçe'nin İsmail, Crespo, Bartu ile devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü diyecek ki olan İsmail boşuna masraf yapmayalım. Masrafı buraya yapmayalım diyeceğini düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Yani neyse. Şimdi mesela Emre Mor ya rakibi kart gösterme kart görmesine sebep olur. Ne bileyim hani bir şeyler yapmasına neden olur. Kilidi çözer. Ben Emre Mor'un da Crespo'nun tutulacağı görüşündeyim. Ve Fenerbahçe'nin buraya transfer yapmayacağı görüşündeyim. Neyse. Yine de Mourinho çok istiyormuş. Al Nassr'ın da yıldızı Luis Diaz, Bernardo Silva gibi isimleri transfer etmek için bu ayla onay verdiği belirtildi. Mane için. Mourinho da çok istiyor demiş. Yani ya resmi açık. Şimdi resmi açıklama yok ama ben bir şey gördüm. Mourinho diyor ki 3 gündür Emre Mor ve Crespo'nun verilerini inceliyorum. Şampiyonluğa oynayan takım bu adamları niye gönderir anlamış değilim. Özellikle Emre Mor'u çok beğendiğini şu ifadelerle başkana iletmiş. Rakibin çok kolay kart görmesine sebep olur. Kolay faul alır. Kitlenen maçları çözer demiş. Bu iddia arkadaşlar. Anladınız mı? Bu bir iddia. Ve ha doğru mu? Cümleler bence doğru, mantıklı ama bunlar dediğim gibi iddia. Uzun lafın kısası. 1. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa 4-5 tane yıldız oyuncu almak zorunda. 2. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa bir şeyler yapmak zorunda. 3. Correa, Morea geçin bunları. Hocam Crespo. Bak Crespo'ya devam etmeye bir şey demem ben. Ciddi söylüyorum. Crespo'ya devam ama hiçbir şey demem. İsmail Yüksek, Crespo, Martu Elmas. Ben buna bir şey demem. Ama sola Mane'yi alırsın. Sağa Felix'i alırsın. Forvet'e Lewandowski'yi alırsın. Dersin ki arkadaş parayı da buraya gömdük. Mecburduk. I want to play a game. Sometimes falan yaparsın. Lan anlarım bunu. Ama aksi takdirde sıkıntı. Hani biz Umut Nayır lan devam edeceğiz. Sonra Oğuz Aydın'ı aldım. Crespo'yla da devam edin. Ondan sonra neydi o çatak? Cihan Çanak. Onu da aldık. Bak Kore'yi de aldık. Lan Kore eskiden çok büyük yıldızdı. Hayırlı olsun. Welcome to the Ali Koç dönemi. Bak birisi çıkar şu cümleleri kurar. Yanlış anlamayın bak futbolcuların hepsine saygım var. Birisi çıkar şu cümleleri kurar. Arkadaşlar maddi durumu biliyorsunuz. Financial fair play biliyorsunuz. Elbette Mane'ler, Charlotte'lar, Lewandowski'ler, Felix'ler, Højbjerg'ler konuşuldu ama ilk transferimiz Kore'ye. Oğuz Aydın aldık. Cihan Çanak'ı da diğer kanal aldık 3. Crespo'yla devam kararı aldık. Mert Hakan'dan uzattık 5. Umut Nayır neyinize yetmiyor Allahsızlar 6. Derse yani alacağı, karşılaşacağı cümlenin
pek etik kurallar içerisinde olacağını düşünmüyorum. Yani bu da benim kişisel fikrim. Ha, Acun Ilıcalı da nasibini alır, Ali Koç da nasibini alır. O yüzden ya Fenerbahçe'ye süperstarlar ya da seri, yani gelecek sene bu zamanlarda olağanüstü seçimli genel kurulda artık Ali Koç ve banyo terliği tartışmaları çıkar ortaya. O Ali Koç seçileceğine banyo terliğini seçelim ki Aziz Yıldırım artık asla başkan adayı olmayacak arkadaşlar. Onu da belirteyim. Asla olmayacak. Kat A olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Yani ya bu sene Ali Koç'la Fenerbahçe şampiyon olacak ya şampiyon olacak. Başka çare yok. O yüzden eğer Ali Koç 6 seneden ders aldıysa, eğer yönetim listesindekiler Fenerbahçeli ise bu hatalar yapılmayacak. Ha, Mane zor. Sözleşmesi olan bir futbolcu. Charlotte imkansız. Sözleşmesi olan bir futbolcu. Lewandowski imkansız. Çok yüksek yıllık ücret isteyen bir futbolcu. Felix belki kiralık olarak. Ulan Mourinho da hazır buraya gelmişken Portekiz'de bunlar birbirini dilinden anlar. Belki eski günlerine döndürürüz de işte bilmem 120 milyon euroluk verdiğimiz bonservisi bir şekilde çıkartırız der. Atletico Madrid verir, bir şey diyemem. Højbjerg 6'ya 5'e 4'e belki acırlar ki Tottenham genellikle çöplerde acımıyor. Çöplerde acıyor, özür dilerim. Diyor ki alın lan. Oğlum Ndombele falan sizin aslında. Biz iletişimi iyi kuralım falan diyor. Onun dışında şey de acımıyor. İşte Correa Morea Allah aşkına yapmayın. Oğuz Aydın gibi isimlere şart. Çünkü Türk futbolculara da ihtiyacımız var. Ama sende İrfan Can var. Cengiz var. Emre Mor var. An itibariyle Tadiç var. Kanat düşünüyorsun. Bir de Oğuz Aydın düşünüyorsun. Anlaşıldı mı? Ha, Crespo'ya dediğim gibi İsmail Crespo Bartu ile devam edeceğim. Çünkü ben parayı buraya yatırdım dersin. Fred Mert Hakan ama bir tane de oraya yıldız alayım dersin. Bir şey diyemem. Fenerbahçe için inşallah hayırlısı olur. İnşallah iyi adımlar atılır. Doğru adımlar atılır. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Bir beğeniyi çok görmeyelim. Lütfen kanala sevdiklerimizi de abone edelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar.